Hayat iğne iplik gibidir, kar çiçeği. Mevsim bahar idi, günler, aylar birbirini kovalar, yaz gelir. 2 asır önce Halep'te köklü, sözü dinlenir, Zeki Paşalar diye aydın bir aile gelir Türkiye'ye ve Güneydoğu Anadolu'ya yerleşirler. Daha önceleri de gelir giderlermiş Halep'e, gider gelirlermiş. Zeki Paşa beyler 2 kardeş imiş. Bir Halep'ten kalıyor, oğul Zeki Paşa efendi Türkiye'ye yerleşir. 2 kardeş zaman zaman birbirlerine böyle gider gelirlermiş. Halep'te kalan kardeş çok varlıklıymış. Aradan zaman geçer, Türkiye'deki kardeş yaşanır, çocukları büyür, evlenir, aynı varlık devam eder. Zeki Paşa büyük dedenin ölümüne kadar. Sonra torunları büyürler. Herkes tarlalarına sürer bakar. Zeki Paşa oğlu bakar bağlara, bahçelere. Küçük kardeş saygısından dolayı karışmazmış, şehirde otururmuş. Kışın yazın köydeler. Bu arada Zeki Paşa büyük dede Halep'e gider gelirlermiş ailece. Büyük dede iyice yaşlanır, vefatından sonra soyadı kanunu çıkan ve soyadı verilir. Arada dede yaş alır. 4. kuşak Zeki Paşa Efendi'nin torunları yetişirler. 4 erkek kardeş, 1 kız kardeş, büyük bir aile olur. En küçük kardeşin bir büyüğünün güzel mi güzel, yüzüne bakmaya kıyılmaz bir kızı varmış. Ailesi onu o kadar güzel yetiştirmişler ki kar çiçeğiymiş adı. 5 kız kardeş, 2 erkek. Kar çiçeğinin annesi bir kişi Nakış'a gönderir. Kızım elin iğne iplik tutsun der. İlkokulu bitirdikten sonra kar çiçeği okumak ister. Ama göndermezler, dikiş dikmeye başlar. Bir gün kar çiçeği endüstriye giderken bir yaşlı bir kadın görür. Kıza yaklaşır ve sorar, güzel kızım der. Sen kimin kızısın? Falanım der. Bilmiş ailenin kızı tabii ki. Kar çiçeği ayrılır, eve gider, annesine söyler. 2. gün kapı çalar, annesi açar. Kar çiçeği henüz 15 yaşında. Dönürcü olarak gelirler, aileler tanışır, konuşurlar. Kar çiçeğinin kaderini en büyük amca belirler. Kar çiçeği eve gelir endüstriden, karar alınmış. Uygun görmüşler kendilerince. Kar çiçeği ağlamış. Ben öğretmen olacağım, evlenmek istemiyorum demişse de dinletememiş derdini. Kum arzusuyla yanar, tutuşur yüreği. Lakin kimse dinlemiyor. Çünkü meclis kararı vermiştir. Bu kadar kolay mıydı bir insanın hayallerini yıkmak? Bu kadar kolay mıydı bir insanın duygularını hiçe saymak? Bu kadar kolay mıydı bir insanın tercihini yok saymak? Kız olduğu için miydi bu kadar haksızlık, bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar eziyet? Söz kesilir, 1-2 gün içerisinde davul zurna çalmaya başlar. Yemekler pişer, nişan olur. 6 ay nişanlı kalır, 6 ay sonra henüz 16 yaşındayken gelin olur kar çiçeği. Resmi nikahı bile olmaz, yaşı küçük diye ve bir çocuk gelin daha. Kar çiçeği her zamanki açık fikrini, öğrenme azminden hiç vazgeçmez. Aradan zaman geçer, aylar yıllar geçer. Kar çiçeği henüz bir çocuğun bebesi olmaz. Başlarlar çocuğu olmayacak galiba diye. Kendisi daha çocuk, çok sıkılır evde. Arkadaş yok, ailesine de göndermezler. Ayda 1 ya da 2 defa
kayınvalidesi götürür. Kalmasına izin vermez. Bir iki saat misafirlikte oturur, gelirler. İş ilgilenmez. Annem ne derse o olur der. Güzeller güzeli, kar çiçeği bunalır. Kardeşleri, kuzenleri çok. Lakin onu kimseyle görüştürmezler. Kitap ister eşinden okumak için. Ona da izin verilmez. Kar çiçeğinin eşi hiç görmez. Her şeyiyle anne ilgilenir. Aylar yıllar geçer. Kar çiçeği anne olur. Eşi çocuklar doğduktan sonra ilgilenir. Çocuklar doğduktan sonra resmi nikah kıyılır. Eğer anne olmasaydı kar çiçeğin üzerine kuma gelecekti. Anne oldu ama kar çiçeği bir şey yapmak istiyordu. Dışarıdan okumak istiyordu. Çocuklar büyüdü tabii. İzin verilmiyor. Öyle bir şey yaparsan bu eve adım atamazsın diyor kocası. Her yerden onu engelliyor. Sonra anneme gidiyorum diye evden çıkıyor. Kırtasiye gidiyor. Nerede kitap var öğreniyor. Geri dönüyor. Eve okuma aşkıyla yanar. Kitap, roman, eski gazete ne bulursa alır. Fakülte okumamıştı ama çok bilgiliydi kar çiçeği. Bu hayatta tek başına hep mücadele veriyordu. Çocuklarını bırakıp da gidemedi. Her acıya göğüs geldi. Artık kocasıyla fikir ayrımı yaşıyordu. Aşağılanıyordu. Acılarını kağıtlara döküyordu kar çiçeği. Kar çiçeği artık kendi doğrularını yaşıyordu. Yazdığı şiirler acılarla oldu satır satır. Kar çiçeği artık yazıyordu. Her şeyi yazıyordu. Onun yol gösterimi emekli öğretmen Güneş Hanım olmuştu. Hem de komşusu. Kar çiçeği o komşusunu çok severdi.